Evet, şu anda görüyorum katılımcılarımızın sayısı yavaş yavaş artıyor. 16 kişi var bizden hariç şu anda bağlananlar. Saatimiz de yavaş yavaş yaklaşıyor. Eyüp Doğan iyi akşamlar yazmış. İyi akşamlar Eyüp abi. Bu arada herhangi bir sorunuz olursa sorular kısmından ya da chat ekranından, sohbet ekranından yazabilirsiniz. Evet, katılımcılarımızın sayısı artıyor yavaş yavaş. Saatimiz 9'u gösteriyor. Osman Bey ve Burak Bey şu anda panelist olarak bağlılar. Ben öncelikle bu ortamı bize sağladığı için Burak Bey'e teşekkür etmek istiyorum ve sözü Burak Bey'e vereceğim. Kendisinin bize sanırım söylemek istediği bazı şeyler var. Burak Bey söz sizde. Sağ olun hocam, teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu net? Evet, çok net geliyor. Yani aslında fabrikada bizim vardiya bilgilendirmelerinde söylediğimden farklı bir şey söylemeyeceğim. Biliyorsunuz rakamlar çok kötü bir duruma geldi. Yani hem dünyada hem Türkiye'de. Durum gayet sıkıntılı. Ve bu sıkıntılı rakamlarla beraber sıkıntıda olan ve kaybettiğimiz vatandaşlarımız da tabii artıyor. Durum gayet kötü. Biz de hep zaten uyarıyoruz sizleri. Diyoruz ki sadece işe gelin, işte bütün kurallara uyun. Dışarıda da sadece çekirdek aileyle vakit geçirin. Yani sosyalleşme olayını şu illet bitene kadar lütfen durduralım diyoruz. Ben tekrar bu konuyu hatırlatmak istiyorum. Yani bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat bu konulara dikkat ederken de bu problemle ilgili, COVID problemiyle ilgili bilgileri tazelemekte, hatta bilmediğimiz konuları öğrenmekte fayda var. Çünkü bu bizim dikkatli olurken hani daha da nelere dikkat etmemiz lazım veya doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir? Bu konuda hani bize yardımcı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bugün böyle bir toplantı hazırladık. Sağ olsun Osman Bey de hazırlık yaptı. Benim sizden ricam hani dinleyin ve aklınızda ufacık bir soru bile olsa mutlaka sorun. Yani bilgi bence yaşatır. Şu dakikada tamamen durum bu. Çok da söyleyecek bir şey yok. Ben teşekkür ediyorum sana ve Osman Bey'e. Çok teşekkürler. Sayımız da 25'e ulaştı. O zaman ben de daha fazla konuşmadan sözü Osman Bey'e vermek istiyorum. Osman Bey güncel olarak bizi aydınlatacak. Evet, buyurun Osman Bey. Osman Bey sesi gelmiyor mu? Osman Bey sessizdesiniz. Şimdi nasıl? Sesim geliyor mu? Evet, şu an geliyor. Yani böyle kapatmak kaldım. Bağlantı kötü herhalde Osman Bey. Sesiniz çok iyi gelmiyor. İsterseniz görüntüyü kapatıp konuşun. Nasıl? Az önce hoparlörsüz daha iyiydi. Ben kulaklık bir de öyle deneyelim. Kulaklık Görüntüyü hoparlörden ziyade sanki bir bağlantıda sıkıntı var. kapatabilir miyim? Evet, bana da öyle geldi. Biz bir 10 dakika önce test ettik. Görüntü kalitesi gayet iyiydi. Ama şu İnşallah an öyle. görüntü kötü gibi. O yüzden görüntüyü Şimdi kapatabilir nasıl? Osman Bey. Görüntüyü kapatıyorum. Ses şu an geliyor. Şöyle. Evet, ses iyi. Görüntüde mi sıkıntı var? Şu an görüntü de iyi. Görüntü İsterseniz bu nasıl? şekilde devam edelim. Tamam. Tamam. Başlayalım o zaman. Peki. Tamam. Slide Ben moduna da bütün alırsanız. katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şu anda tekrar bir hatırlatma açısından, bilgileri tazelemek açısından bir giriş yapacağım. Daha sonra neler değişti ilk sunumdan bu yana, onlarla ilgili konuşmamız olacak. Virüs insan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda bulunabilmekte koronavirüs. Yani evcil ve yabani hayvanlarda bulunabiliyor. İnsanlarda koronavirüsün neden olduğu hastalık spektrumu basit soğuk algınlığından ciddi akut solunum sendromuna yani SARS'a kadar değişkenlik gösterebilir.
Salgınlar dünyada 2003 yılında SARS-CoV salgını mis kedilerinden kaynaklanmıştı. 2012 yılında MERS-CoV salgını tek örgüçlü develerden kaynaklanmıştı. 2019 yılındaki COVID-19 enfeksiyonunda kaynak hala bilinmiyor. Ancak şu anda bir pazar yerinde yılanlardan kaynaklandığı düşünülmekte. SARS-CoV'in fatalite hızı yani öldürücülük hızı %11'di. MERS-CoV'in fatalite hızı %35 ile 50 arasındaydı. COVID-19'un fatalite hızı ise şu andaki eldeki verilere göre %2 ile 3 arasında seyretmekte. Bulaş yollarında kaynak, ilk kaynak hayvanlar, yeni kaynak insanlar. Hastalarla direkt temas, hastaların kullandığı eşyaları kullandıktan sonra burun, ağız veya gözle temasıyla, hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı düşünülmekte. Virüs hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların bulaştırdığı yüzeylerden göz, ağız, burun mukozasına temasla bulaşabilir. Kimler risk altında? 12 yaş altındaki çocuklar, hamile kadınlar, 65 yaş ve üzeri olanlar, kalp hastalığı olanlar, böbrek hastalığı olanlar, solunumsal hastalığı olanlar, astım, KOAH gibi, şeker hastalığı gibi, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi yetersizliği olanlar, kanser tanısı olan, tedavisi alan hastalar, immün sistemi baskılayan, ilaç kullananlar özellikle risk altındalar. Klinik kabul edilen inkübasyon süresi yani kuluçka dönemi 2 ile 14 gün arasında. Enfeksiyonun yaygın belirtileri genel solunum semptomlarıdır. Ateş, öksürük, nefes darlığı, terleme, tat koku kaybı, bazen ishal, yaygın kas ağrısı, halsizlik gibi belirtiler görülebilmekte. Ciddi vakalarda zatüre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği görülebilmekte. Tahmini ölüm oranı %2 ile 3 arasında seyretmekte. Asomptomatik yani klinik bulgu vermeyen kişiler solunum yolunda virüs taşıyabilirler. Ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tespiti. Yani belirti vermeyen kişilerden bulaşma oluyor ama esas bulaşma belirtisi olan hastalığı gösteren kişilerden olmakta. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatüre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunmakta. Korunmak için salgın olan bölgelerde standart temas ve damlacık izolasyon önlemleri alınmalı. Bunlar için hijyen, yani elleri sabunlu suyla yıkama, dezenfektan kullanma, yemekten önce ve yemekten sonra, işe başlamadan önce, tuvaletten önce ve sonra, çay molasından önce ve sonra, sigara içtikten sonra, öksürüp hapşırdıktan sonra, kirli araç gereç, çalışma yüzeyleri ve benzeri dokunduktan sonra mutlaka elleri sabunlu suyla yıkamak ve dezenfektan kullanmak gerekmekte. Hasta bir kişiden 1-2 metreden daha uzakta durmak önemlidir. Yani sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yine kalabalık alanlarda, çalışma alanlarında maske zorunluluğu getirilmiştir. Maske kullanımı sağlık çalışanları ve birisine evde veya sağlık kuruluşunda hasta kişiye bakan kişiler için çok önemlidir. Bu kişiler için koruyuculuğu daha yüksek olan N95 maskeleri takmaları önerilmektedir. Diğerleri için 3 katlı cerrahi maske önerilmektedir. Virüs yüzeylerde ne kadar süre canlı kalabiliyor? COVID-19'a neden olan virüsün yüzeylerde ne kadar süre hayatta kaldığı kesin olarak belli değildir. Ancak diğer koronavirüsler gibi davranmaktadır. Çalışmalar koronavirüslerin yüzeylerde birkaç saat veya birkaç güne kadar devam edebileceğini göstermektedir. Bu farklı koşullar altında değişebilir. Örneğin yüzeyin tipi, ortam sıcaklığı ve nemi bu süreyi etkilemekte. Tedavisi var mı? Hastalığın herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamakta. Şu anda 600'den fazla molekül tedavide kullanılmak üzere üzerinde çalışılmaktadır. Her an böyle bir sürpriz, sevinçli bir haber almayı bekliyoruz. Yani
aşıdan daha ziyade bir ilacın bulunması, tedavisinin bulunması belki de çok daha yararlı olacaktır. Hastalıktan korunmak için çeşitli aşılar uygulamaya sokulmuştur. Antibiyotikler hastalığa karşı etkisizdir. İstirahat, dengeli beslenmek ve evde kalmak hastalığı kısa sürede geçmesinde etkilidir. Bununla ilgili olarak işte bir hasta ısrarla bir ilaç arıyor, soruyor. Mutasyonlu COVID içinmiş, şurada eritiliyormuş diyor. Ve mukovitçe çıkıyor. Mutasyonlu COVID'e karşılık bir şey. Biraz espriyle karışık, gerçek de olabilir. Çünkü çok değişik şeyler hastalar tarafından dile getiriliyor. Evet, evde kalmak. Şu an maalesef koronavirüs birinci raundu önde tamamlamış gibi duruyor. Evlere tıkıldık resmen. Ama umarım alınacak tedbirlerle ve bu tedbirlere hep beraber riayet ederek tedavi ve korunmaya dikkat ederek ikinci raundu biz alacağız inşallah diyoruz. Tabii evde bulunmanın bir takım sıkıntılı yanları da var. Genelde evde kalan arkadaşların hareketsizlik ve evde bulunduğu zaman işte sıkıntıdan aşırı yeme isteğiyle kilo alımları şikayetleri olmakta. Aşı olmak ya da olmamak burada maalesef esprili bir şekilde gerçek yönü olan bir şey. Aşılar konusunda da biliyorsunuz çok çeşitli düşünceler var, kafa karışıklığı var. Aşı taraftarları var, aşı karşıtları var. Bu aşıların çoğu biraz aceleye de getirildi. Belki bunu ifade eden bir karikatür. Daha insan deneylerinin bitmediğinden bahsediyorlar ama gerçekten biz de şu anda yani tam faz çalışmaları tamamlanmadan belki de zorunluluktan dolayı acil kullanım izni alınan aşılarla aşılanmaya başladık. Hangi aşılar? Osman Bey, bu noktada hani geçen sefer hatırlarsanız bazı sorular sormuştum. Bununla alakalı ben birkaç tane soru hazırladım. Şimdi o sorulardan bir tanesini göndermek istiyorum. Katılımcı sayısı da 41'e ulaşmışken hem de böyle bir farkındalığı arttırmak, görmek amaçlı. Ben bir tane soru göndereceğim izninizle. Sizi böldüm ama kusura bakmayın. Tabii. Arkadaşlar hazırsanız. Estağfurullah. Teşekkürler. Arkadaşlar hazırsanız şimdi soruyu gönderiyorum. Güzelce okuyalım ve doğru cevabı verelim. Evet, soru geldi. Yanıtlar da gelmeye başladı. COVID'e karşı aşağıdakilerden hangisi bizi korur? 39 kişiden 26'sı cevap verdi. Biraz daha bekleyelim. Evet, bir dakika olsun. Sonlandıracağım arkadaşlar. 39 kişiden 31 kişi cevap verdi. Evet, sonlandırıyorum. Sonuçlar bu şekilde geldi gördüğünüz gibi. COVID'e karşı aşağıdakilerden hangisi bizi korur? Kesinlikle aşılamak bizi korur. Sarılmak, öpüşmek ve sosyalleşmek. Bildiğiniz üzere COVID'i daha çok yayıyor ve yaygınlaşmasını, çoğalmasını sağlıyor. Evet. Peki. Devam edelim. Şeyi kapatamıyorum. Evet.
Sizin bu ekranın üstünde kaldı. Gönderdiğiniz anket şeyi. Onu kapatabilir misiniz? Tamam. Tamam. Şimdi aşı programları ne durumda? COVID-19'a karşı aşı programları birçok ülkede başladı. Ancak arz ve talep arasındaki uyuşmazlık henüz giderilemedi. Hangi aşılar kullanılıyor? Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla geliştirilen aşı, düzenleyici kurumların ilk onayını alan COVID-19 aşısı oldu. İngiltere'de 2 Aralık'ta ilk onay verildi. Buna Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün onayları izledi. Ardından Oxford AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı, Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen Moderna, Çin'de üretilen Sinovac ve Sinopharm ile Rusya'dan Sputnik V aşıları yaygın kullanıma sokuldu. İki aşının daha kitlesel deneme sonuçları yakın zamanda açıklandı. Novavax aşısı ve Johnson & Johnson şirketine ait Janssen aşısı düzenleyici kurumlar tarafından halen inceleniyor. İsrail ve İngiltere gibi nüfusun büyük kısmına en az bir doz aşı yapılan ülkelerde aşıların hastaneye başvurma ve ölüm sayılarını düşürdüğü, hatta virüsün yayılmasını engellendiği yönde güçlü işaretler var. İsrail ilginç bir örnek, 9 milyon nüfusuyla şu anda nüfusunun %60'ı iki doz aşılanmayı gerçekleştirmiş durumda. Ve ilk sonuçlar muhtemelen oradan gelecek. İlk gelen sonuçlar oldukça yüz güldürücü. Dünya genelinde 200'den fazla aşı adayı güvenlik ve koruyuculuk testlerinden geçmeye devam ediyor. Yeni aşıların onay alması ve üretime geçmesi hızlandıkça küresel aşı programlarında katlanarak yaygınlaşması beklenebilir. Diğer yandan aşı geliştirme süreçleri benzersiz hızla gelişse de aşıların üretim ve dünyaya dağıtılma aşamasında dengesiz ve istikrarsız bir süreç yaşanıyor. Aşı programları, aşı programları ne durumda? COVID-19'a karşı aşı programları birçok ülkede başladı. Ancak arz ve talep arasındaki uyuşmazlık henüz giderilemedi. Dünya genelinde istatistikler sunan Our World in Data web sitesine göre şu ana kadar 138 ülkede yaklaşık 565 milyon doz aşı yapıldı. Bu sayılar ilk başta yüksek görünse de 7.8 milyara yakın hesaplanan dünya nüfusunun yalnızca %7.2'sinin en az bir doz aşı yapıldığı anlamına geliyor. Eğer aşılama aynı hızda ilerlerse dünya genelinde herkesin aşı olması 3 yıldan fazla sürebilir. Mevcut aşıların neredeyse tamamının tam koruyuculuk sağlaması için 2 doz yapılması gerektiği de not edilmeli. Ekonomist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in tahminine göre gelişmiş ekonomilerde yetişkin nüfusun aşılanması 2022'nin ortalarını bulacak. Orta gelirli ülkelerde bu takvim 2022 sonlarına hatta 2023 başına sarkabilir. En yoksul ülkelerde ise yetişkinlerin aşılanması 2024'e kadar sürebilir. Dünyada ve Türkiye'de son durum. Osman Bey, bu noktada tekrardan sizi böleceğim. Bir tane soru var yine bununla alakalı. Hemen gönderiyorum soruyu. Evet. Evet, soruyu gönderdim. Çok hızlı bir şekilde arkadaşlar oylarınızı hemen iletirseniz hızlı bir şekilde gelmeye başladı. 39 kişiden 18 kişi oyunu verdi. Sayı artıyor. 25 oldu. Hastalığa karşı bağışıklık kazanmak için kaç doz aşı olmalıyız? 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü? Az önce Osman Bey söyledi. Biraz daha bekleyeceğim. Ondan sonra oylamayı sonlandıracağım. Peki, sonlandırıyorum. 30 kişi oy verdi. Sonuçları gösteriyorum. Evet, Osman Bey, iyi dinlemişiz. 2 doz aşı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bağışıklık kazanmak için. %100 herkes doğru sonucu vermiş. Peki, Osman Bey, söz sizde, devam edebilirsiniz.
Teşekkürler. Dünyada ve Türkiye'de son durum ne durumda? Çeşitli sitelerden bu konuda bilgi almak mümkün. Yani burada herhangi bir haritada noktaya geldiğin zaman o ülkedeki son durumu, son sayıları günlük olarak görebiliyorsunuz. Şu anda 141 milyon 352.288 vakadan 18.144.769 aktif hastamız var ve bütün dünyada ölüm sayısı 3 milyonu geçmiş durumda. 3.025.234 ki bu %2.14'e tekabül ediyor ölüm oranı. İyileşenlerin sayısı 120.182.285, %85 oranında bir iyileşme var. Ve aşılananların sayısı da 487.410.659, yani %6.25 aşılanma oranına ulaşılmış durumda. Yine dünyadaki olgu sayısı biraz önce de söylemiştik. 140.274.142. İyileşen hasta sayısı 119.190.447. Yaşamını yitiren hasta sayısı 3.006.235. Türkiye'deki olgu sayısı ise 4.150.039. İyileşen hasta sayısı 3.591.550. Yaşamını yitiren hasta sayısı ise 35.320. Bu 16 Nisan tarihiyle verileri gösteriyor. Yine aşılama oranına baktığım zaman Türkiye'de en az bir doz aşı alan 12.400.000 kişi var. Nüfus oranı %14.7. Tabii bir doz aşı yeterli değil. Tüm aşıları tamamlanan, yani iki doz aşısı yapılmış kişi sayısı 7.773.371. Yani %9.5'u nüfusun aşılanmış durumda. Evet, burada yeni vaka sayıları aynı şekilde grafiklerle de gösterilmiş durumda. Aynı şekilde dünyada da bir yükseliş var. Aynı şekilde Türkiye'de uzun süre yatay seyrettikten sonra tekrar bir pik yapıp düştükten sonra tekrar üçüncü dalga yükselme sürmekte ve çok hızlı fark ediyor. Mesela 10 Nisan'da yeni vaka sayısı 52 binken şu anda 62 bin, yani 10 bin daha artmış durumda günlük vaka sayısı. Yani bu hızla giderse çok sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor. Evet, insanların kafası karışık, neye inandıklarını bilmiyorlar. Hala bazıları bu işin ciddiyetinde değil. Bana geçenlerde bir şey, doktor bey siz COVID'e inanıyor musunuz? Yani bunlar işte bir takım komplo teorileri var biliyorsunuz. Sosyal medyada da çok yayılıyor. Yani bunlardan etkilenebiliyorlar. Ama biz sanatçılar olarak da etrafımızda gördüklerimizden, şahit olduklarımızdan dolayı işin çok ciddi olduğunu düşünüyoruz. Bu arada tabii bilim kurulunun da farklı şeyleri var. Onlarla ilgili bir takım görüntüler. Ruh sağlığımız bozuldu. Korona ile yatıp korona ile kalkıyoruz. Gerçekten artık en önemli gündem korona. Yani başka hiçbir şey gündemimizde yok. Sürekli korona. Ve bu tabii insanları da etkiliyor. Şimdi başım ağrıyor, korona mı oldum acaba diyor. İnsanlar en ufak bir rahatsızlık belirtisinde ilk akıllarına korona geliyor. Halbuki görüyorsunuz baş ağrısı çeşitleriyle ilgili bir şeydi. İşte çeşitli belirtiler. Zaten hani Türkiye'de yaşamış olmak baş ağrısı için
yeterli bir sebep biliyorsunuz. Pek çok sıkıntılar var. Üstüne bir de korona eklenince biraz daha bu iş zorlaştı. Salgın hastalıktan korunmak için ne yapmalıyız? Nasıl temizlik yapmalıyız? Ortak kullanılan ekipmanların günde en az 2-3 kez temizlenmesi gerekmekte. Her çalışanın kullanım öncesi ve sonrasında temizlik yapması gerekir. Ortak kullanım alanlarının yemekhane, mutfak gibi temiz tutulması, çatal bıçak takımları veya tabak tırnakların paylaşılmaması veya tek kullanım malzeme seçilmesi önemli. Temizlik yapılırken sıkça tutulan ya da dokunulan yüzeylere odaklanmalı. Çok sık dokunulan eşyalar, klavyeler, mouse'lar, anahtarlar, kimyasal dezenfektan veya deterjan ile silinmelidir. Metal malzemeler %70 alkol çözeltisi veya deterjan ile silinmeli. Zemin binde birlik hidroklorik asit çözeltisi veya deterjan ile paspaslanmalıdır. Yine çamaşır suyu da yüzey temizliğinde, yerlerin temizliğinde kullanılabilir. Bunun için %1'lik uygulama yeterlidir. Ama yoğun kirlenmiş, enfekte olduğu düşünülen alanlarında %5'lik çamaşır suyu ile temizlenmesi uygun olacaktır. Ellerimiz için eğer mümkünse el dezenfektanı kullanmamız ve ellerin en az 20 saniye sabunla yıkanması gerekmekte. Yemek yemeden ve hazırlamadan önce, hazırlanırken ve sonrasında hapşırdıktan veya öksürdükten sonra göz, burun, ağza dokunmadan önce bir hayvan veya hayvan atına dokunduktan sonra, tuvalete girmeden önce ve girdikten sonra, bebeklerin bezini değiştirdikten sonra ve ellerimiz kirlendiği zaman sık sık ellerimizi yıkamamız gerekiyor. El yıkamanın önemi çok iyi anlaşılmalı. Ellerin nasıl ve ne sıklıkla yıkanacağı bütün personel tarafından bilinmeli ve düzenli el yıkama alışkanlığı kazanılmalıdır. Maalesef hala el yıkama ve öneminden bahsediyoruz. Çünkü bu bir alışkanlık. Oturması zaman alıyor. Basit görünen bir şey ama çok etkili. O yüzden her seferinde üzerinde durmakta fayda var. Nasıl yıkıyoruz? Ellerimizi akan suyla ıslatıyoruz. Ellerin her tarafı akan su altında iyice ovalanıyor. Ellere 3-5 mililitre sıvı sabun alınıyor ve parmakların arası ve bilekler ovuşturularak en az 20 saniye temizlenir. Köpük durulanır, kağıt ile kurulanarak iyice kullanılır ve o kağıt havlu kullanılarak musluk kapatılır ve kullanmış havlu çöp kutusuna atılır. Tıbbi maske kullanımı, tıbbi maske 2-3 katlı cerrahi maske, yani 3 katlı cerrahi maske herkes için öneriliyor. N95, N99 maske sağlık personeli için kullanılması öneriliyor. Tıbbi maskenin deposunu olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Maskenin üst kısmını uygun şekilde doğrultup uygun tarafının dışa baktığından emin olmak gerekiyor. Maskeyi yüzünüze uygun şekilde takmamız gerekiyor ve bağcıklarından tutup bunları başın arkasına doğru sarıp ilmek atıp bağlamak gerekiyor. Lastikli şeylerde buna gerek kalmıyor. Burun parçasını ayarlayıp maskenin alt şeridini bağlayıp maskeyi yüzünüze ve çenesinin altına gelecek şekilde takmamız gerekiyor. Tıbbi maskenin deposu olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Maskenin üst kısmını uygun şekilde, biliyorsunuz burada bir metal bant var. Bu metal bantı buruna oturacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak yukarıdan hava alırız ve filtre edilmemiş havayı aldığımız için maskenin koruyuculuğunun pek bir anlamı kalmamış olur. Yine maskenin uygun tarafının dışarı baktığına emin olacağız. Maskeyi yüzümüze takıyoruz. Çeşitli ayarlamaları yapıyoruz. Burun parçasını ayarlıyoruz. Maskenin alt şeridini bağlıyoruz. Daha sonra üst kısmını bağlıyoruz. Maskeyi yüzümüze ve çenemizin altına gelecek şekilde yüze iyice yapışacak, kenarlarda boşluk kalmayacak şekilde ayarlıyoruz. Kenarlardan hava geçişi olmaması gerekiyor ki filtrasyon sağlanabilsin. Hasta kişiden damlacıkla virüs havaya ulaşabiliyor, havada kalabiliyor ve havadan
bir başka kişinin teneffüs etmesiyle veya bu damlacıkların yapıştığı ortamlarda temasla ve tekrar o temas sonucu ellerle temasla gözlere, buruna, ağza sağlıklı kişinin dokunmasıyla hastalık bulaşabiliyor. Nezle olan kişilere maske vermek gerekiyor. Bu kişiler maske içerisinde öksürebilir, hapşırabilir. Bir de hani Onur Bey'in de bahsettiği gibi arkadaşlar hapşırırken, öksürürken maskelerini indiriyorlarmış. Yani bunu yapmamak gerekiyor. Yani eğer hapşırma ihtiyacı duyuluyorsa maske burnunuzdayken hapşırın ve o maskeyi değiştirin. Ve genel olarak kalabalıktan uzak durmak iyi bir fikirdir. Çünkü kimin hasta olabileceğini bilemeyiz. Enfekte olan kişiler hiçbir belirti göstermeyebilirler. Fakat yine de bulaştırıcıdırlar. Belki hasta diye düşündüğümüz kişi hasta değildir. Sadece kendisini koruyordur. Yine enfekte yüzeylere dokunduktan sonra herhangi bir kişinin elini yüzüne veya herhangi bir noktasına dokunduktan sonra tekrar kendi yüzünüze, gözünüze dokunursanız veya sevdiklerinize dokunursanız hepiniz hasta olabilirsiniz. Bu sebeple bu önlemleri uygulamak çok önemli. 5 önlem nelerdi? Kendinizin ya da başka kimsenin yüzüne dokunmayınız. Eğer dokunmak zorundaysanız önce ellerinizi sabunla iyice yıkayınız. Sabunla dirseklere kadar neredeyse hani yıkamakta fayda var. Yine ellerin arkasını, el aralarını, parmak aralarını, tırnakların için. Tırnakların tabii uzun olmaması burada önem kazanıyor. Yine 20 saniye boyunca, yani çok kısa sürmemesi gerekiyor. Bunu da şöyle demiştik. Mutlu Yıllar şarkısını iki kere söylemek için yeterli bir zaman 20 saniyeyi oluşturmakta. Yine maskeyi ne kadar süre tutacağız? Maske aslında nemlendiği zaman uzun süre ağızda kaldığı zaman, burunda kaldığı zaman maskenin içinde bakteriler gelişebilir. Ve bu enfeksiyonu neden olabilir. O yüzden gereği kadar sıklıkla, ki bu 4-6 saati geçirmemek gerekiyor. 6 saati geçirmemek gerekiyor. Ama maskenin dış kısmına dokunmamak gerekiyor mümkünse. Eğer dokunduysak hani bunun için bir endişelenmeye gerek yok. Sadece elleri sabunlu suyla yıkamamız iyice yeterli olacaktır. Daha sonra maskeyi de tabii rastgele atmamamız gerekiyor. Maske için özel atık kutularımız var. Maskeleri sadece bu özel atık kutulara atmamız gerekmekte. Yine bardakları, havluları ortak kullanmayın. Evde özellikle şimdi pozitif çıkan bir şey olduğu zaman zaten ayırmak gerekiyor ama bilmediğiniz durumlarda tedbir amaçlı herkesin ayrı tabağı, kaşığı, çatalı olması ve servis kaşığının kullanılması, herkesin ayrı havlusunun olması ve bunların kullanılması önem kazanmakta. Yine önerilerde ellerinizi sabun ve bol su ile düzenli olarak yıkamak, kişisel temizliğe özen gösterme, meyve sebzeleri akan su altında iyice yıkadıktan sonra tüketme, günlük sıvı ihtiyacını mutlaka su ile karşılamak gerekiyor. Kahve, çay, diğer kola gibi içecekler sıvı ihtiyacımızı yeterince karşılamak için uygun sıvılar değiller. Mutlaka kaliteli bir su ile günlük sıvı ihtiyacımızı karşılamamız uygun olacaktır. Düzenli egzersizi ihmal etmeyin. Özellikle evde karantinada kaldığım zaman hareketsizliğin sağlığınıza zarar vereceğini unutmayın. Evde de düzenli egzersiz yapmaya çalışalım. Stresten mümkün olduğunca uzak durun. Biliyorsunuz stresin fazlası
savunma sistemini baskılayarak enfeksiyonları açık hale getirmekte. Bu da hem COVID açısından risk oluşturmakta hem de yakalandığı zaman bir kişinin iyileşme durumunu güçleştirmekte. Kaliteli uykuya özen gösterin. Uykuda vücut yenileniyor. Uyku çok önemli. Uykumuzu ihmal etmeyelim. Çiğ ya da pişmemiş hayvan ürünlerini tüketmeyin. Selamlaşın ancak el sıkışmayın, öpüşmeyin. Şimdi yeni selamlaşma yöntemleri var biliyorsunuz, temas etmeden bunları kullanabiliriz. Yine Osman Bey, tekrardan böleyim isterseniz bu noktada. Tamam, yine tabii, bununla alakalı tabii. Bir sorum var. Hemen ben o soruyu gönderiyorum. Tamam. Evet, soru geldi arkadaşlar. Oylayabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi bizi COVID'e karşı korumaz? Hızlı bir şekilde cevaplar geliyor. 40 kişiden 32 kişi yanıtladı şu anda. Evet, biraz daha bekleyeceğim ve sonlandıracağım. Evet, 34 kişi cevap verdi. Evet, %100 doğru cevapla. Tokalaşmak, Osman Bey'in de bahsettiği gibi, bizi COVID'e karşı korumuyor arkadaşlar. Evet. Cevapları da görüyorsunuz. Teşekkür. Bu arada sorular gelmeye başladı. Kafanıza takılan bütün soruları aşağıda belirtin. Sunum bittikten sonra ben Osman Bey'e soruyu olacağım. Evet Osman Bey, söz sizde tekrardan. Teşekkürler. Salgın enfeksiyondan korunmanın diğer yolları nelerdir? Hasta görünen, ateşi olan ve öksüren insanlarla yakın temasta olmaktan kaçının. Yani bu başka bir enfeksiyon da olabilir. Sonuçta her zaman için bu tür kişilerle temas etmekten kaçınmakta fayda var. Eğer hasta olduğunuzu hissediyorsanız dışarı çıkmayın. İş ve okul dahil ve kalabalıklardan kaçının. Evde dinlenin. Biz de arkadaşlarımıza böyle rahatsızlıkları olduğu zaman arkadaşlarını riske atmayıp evde kalmalarını ve bilgi vermelerini, karantinaya, izolasyona dikkat etmelerini öneriyoruz. Öksürüldüğü veya hapşırıldığı durumlarda kağıt mendille veya kolun üstüyle ağzın kapatılması gerekmektedir. Kullanılmış mendiller daima çöpe atılmalıdır. Hani defalarca kullanmamak gerekiyor. Bunu da sık sık çöpe atarak değiştirmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi, çünkü eller bulaştırmada en önemli kaynak, en önemli yol. Ellerle temastan kaçınmak için eğer bir kapatacak kağıt mendil o an için yoksa dirseğinizin iç kısmını ağzınıza götürerek yayılmasını önleyebilirsiniz. Ve maske kullanmamız çok çok önemli tabii. Maskelerde de şimdi değişik maskeler çıkıyor. Giderek risk arttığı için daha farklı maskeler de önerilebilmekte. Evet, benim sunacağım sunum kısaca bu kadar. Şimdi hani varsa sorularla ilgili olarak bölüme geçebiliriz. Tabii ben gelen soruları hemen yanıtlamaya, size iletmeye başlayayım. Mustafa Göğe Bakan sormuş. Merhaba, araçlarda uygulanan dezenfektan sıvısı duman olarak uygulanabilir mi? Daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Kullanan yerler var, teşekkür ederim demiş. Evet, yani pulverizasyon dediğimiz bizim püskürtme yöntemiyle uygulama. Eğer çok küçük damlacıklar halinde yapılırsa yüzey artacaktır. Ama bunu mesela silme imkanınız varsa sildiğiniz zaman hiçbir boşluk kalmayacaktır. Ama eğer yeterince pulverizasyon yoksa
temas etmeyen noktalar kalabilir. Aslında eğer silebiliyorsanız bir dezenfektan bezle silmek uygun. Ama tabii her yere de silmeyle ulaşamayabilirsiniz. O yüzden pulverizasyon yani dumanlama şeklinde uygulamada bütün alanı temas etme açısından uygun olacaktır. Osman Bey, bizim şu anda uyguladığımız yöntem sırt pompasıyla pulverizasyon şeklinde, hani o mikron gözenekçikler şeklinde değil de sırt pompasıyla püskürterek servislerde yapıyoruz ve arkadaşlar siliyorlar. Sizce bu uygun mu? Tabii tabii. Yani onda da zaten amaç yayılmayı arttırmak. Yani onda da oldukça fazla yüzeye etki ediliyor. Yani diğerlerinde belki motorlu bir gereçle daha kuvvetli bir püskürtme sağlanmış olabilir ama sonuçta aynı yöntem. Peki. Teşekkürler cevap için. Misafirlerimiz de var bu arada. Fabrika dışından da katılanlarımız var. Ben hani eşinize, dostunuza, akrabanıza gönderin demiştim toplantı davetini. Nil Erdemir, Eldemir özür dilerim sormuş. İyi akşamlar. Hangi aşı daha iyidir demiş. Evet. Şimdi tabii bu soru çok soruluyor. Daha önce bir seçenek yoktu. Sadece Çin aşısı vardı. Seçenek olunca şimdi kafalar karıştı. Acaba hangi aşıyı tercih edelim? Aşılar bir kere belli standartları karşılayan, onay almış koruyucu araçlar. Dolayısıyla o standartları karşılamadan uygulamaya konması pek mümkün değil. Dolayısıyla bir aşı uygulanıyorsa kötü değildir. Yani şu anda uygulanan aşıların hiçbiri kötü değil. Her birinin farklı uygulama şekilleri var ve farklı üretim şekilleri var. Farklı teknolojileri var. Ama bizde uygulanan şu anda Çin aşısı dediğimiz Sinovac aşısıyla BioNTech aşısı, bu ikisi arasında tercih sunuyor herhalde. BioNTech'in mRNA farklı bir teknolojiyle yapılmış bir aşı. Aslında bu bir yerde elma ile armutu karşılaştırmak gibi olacak. Çok farklı çünkü şeyleri. Her birinin kendine göre avantajları var, dezavantajları var. Ama şunu söyleyebilirim. Çin aşısı klasik yöntemle üretilmiş. Üretimi zor, biraz daha maliyetli bir aşı. Ama daha denenmiş, güvenilirlik açısından bilinen bir aşı. mRNA aşıları yeni uygulamaya konduğu için bilinmezlikleri biraz daha fazla ve bugüne kadar yapılan uygulamaların sonuçlarına baktığımız zaman yan etki olarak yan etkileri biraz daha fazla Çin aşısına göre ama koruyuculuk oranı daha yüksek çıkıyor. Gerçi mesela işte BioNTech'in %90'ların üzerinde koruyuculuk oranı, Sinovac'ın da %70-80'ler civarında bildirilen çeşitli çalışmalara göre. Ama hepsinin hastaneye yatış oranını önlemede %100'e yakın etkileri var. Dolayısıyla hastalığın ağır geçirilmesinde ikisi de çok başarılı. Ama ben şöyle öneriyorum. Eğer alerjik reaksiyonu varsa kişilerin, daha önce aşıyla ilgili sıkıntılar yaşadıysa, Çin aşısını öneriyorum. Çünkü BioNTech aşısında alerjik reaksiyonlar daha fazla görülmüştür. Ama bir de şu var tabii. Mesela Avrupa ile işiniz varsa, Avrupa'ya gitme durumunuz varsa Avrupa Birliği Çin aşısını kabul etmiyor. Sadece Avrupa Birliği'nin onaylamış olduğu aşıları kabul ediyor. Yani orada
BioNTech'in aşısını tercih edebilirsiniz. Bunları da dikkate almak gerekiyor. Teşekkürler Osman Bey. Şimdi aynı arkadaşımızın iki sorusu daha var. İkinci sorusunu soruyorum. Ateş ölçümleri iş yerlerinde etkin şekilde yapılmıyor. Bunun yanı sıra yeni versiyonlarda ateş görülmediği durumlar var. Ateş ölçümü ne derece önemlidir? Takip sağlanmalı mıdır? Güzel bir soru. Evet. Yani maalesef her iş yeri bu konuda çok hassas değil. Özellikle küçük iş yerlerinde bunu çok görüyoruz. İhmal edildiğini çok görüyoruz. Aslında ateş önemli belirtilerinden bir tanesi. Yani istisnalar var tabii. Ateşi olmadan da olabiliyor. Ama istisnalar kaideyi bozmaz. En çok görülen belirtiler arasında ateş de yer almakta. Dolayısıyla ateşi önemsiyoruz. Tabii iş yerlerinin bu konuda daha hassas olmasını bekliyoruz. Yani bütün toplum bu kurallara tam anlamıyla uymadıktan sonra bu salgının bitmesi çok zor. O yüzden biz de gördüğümüz yanlış uygulamalarda mutlaka uyarmamız gerekiyor. Peki. Şimdi iki tane soru var. İkisi de maskeyle alakalı. Ben ikisini birleştirerek soracağım size. Yeni tip maskelerden hangisini önerirsiniz demiş. Bir de bize dağıtılan maskeler kaç saat koruyor diye bir soru var. Dinçer arkadaşımız sormuş. Evet. Yani cerrahi maskeler, yani bizim kullandığımız 3 katlı maskeler 6 saate kadar koruyuculuğu sürüyor. 6 saatten sonra değiştirmekte fayda var. Ama ondan önce eğer ıslanırsa, nemlenirse veya bir öksürük, hapşırık vuku olduysa mutlaka değiştirmek gerekir. Şimdi sağlık personeli için N95, N99 maskeler öneriliyor. Çünkü korona ile daha sık muhatap oldukları için bu kişiler, onların koruma düzeyleri biraz daha yüksek ama konforu o kadar değil tabii. O oranda konforu azalıyor. Yani soluk alıp vermede sıkıntı yaşayabiliyor uzun süre takıldığı zaman. Ama iş sanki bütün herkesin zamanla N95 takmaya gideceğini gösteriyor. Yani şu an bu mutasyonlu şeyler nedeniyle Amerika'da başlayan ilk işte çift katlı maske kullanımı önerisi şimdi Avrupa'da da yaygınlaşıyor. Ama Amerika'da başlamasının nedeni Amerika'da başlangıçta herkese bez maske önerildi. Yani işte bunu yapabilirsiniz, evinizde yapabilirsiniz, pratik, işte yıkayabilirsiniz diye. Fakat bez maskelerin koruyuculuğu şey kadar fazla değil. Yani bizim kullandığımız cerrahi maskeler kadar fazla değil. Dolayısıyla ikinci bir maske ile bu koruyuculuk oranları arttırılmaya çalışıldı. O yüzden iki çift maske önerisi ortaya çıktı. Peki, teşekkür ederiz. Bir sonraki sorumuz Selma Hanım'dan, Selma Çiftçi'den. İş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız sürekli sahada ve pek çok kişiyle muhatap halinde. Bu arkadaşlarımızın aşılanması için bir öncelik olabilir mi? Bunun için bir çalışma var mı diye sormuş. Evet. Yani aslında olması gereken şeylerden gerçekten risk grubundalar arkadaşlar. Bu tabii devletin alması gereken bir şey. Bu çeşitli platformlarda dile getirildi. Hala dile getiriliyor. Çalışmalar yapılıyor. Örneğin sağlık personelinde biliyorsunuz doktorlara, iş yeri hekimlerine de aşı önceliği tanındı. Bunun yanında iş yeri hekimiyle birlikte çalışan diğer sağlık personeli dediğimiz iş yeri hemşiresi veya işte acil tıp teknisyeni gibi personele de aşı önceliği biraz da iş yeri hekimlerinin gayretiyle sağlandı. Yani iş yeri hekimlerin bu konuda bastırmasıyla bunlar da öncelik sırasına alınmış oldular. Tabii iş güvenliği uzmanları gerçekten çok
zorlu koşullarda ve çok çeşitli şeyde, herkes tek bir iş yerinde çalışmıyor. Yani bazıları birden fazla iş yerine hizmet verdiği için iş güvenliği uzmanının bulundukları ortamlarda her zaman çok sağlıklı olamayabiliyor ve kurallar tam olarak uygulanmayan iş yerlerinde çalıştıkları için pek çok COVID enfeksiyonuna yakalanan iş güvenliği uzmanında aynı iş yeri hekimi gibi rastlıyoruz maalesef. Umarım devletimiz bu konuda da bu kişileri de öncelik sırasına alır diye düşünüyorum. Peki, bu sorumuzun da cevabını almış olduk. Eyüp Doğan arkadaşımız bir soru sormuş. Limanik bir operatörümüz kendisi. Tat koku kaybı, eklem ağrısı şikayeti olup yapılan her iki testin sonucu da negatif. Neden kaynaklanır? Hastalığı geçirmiş olabilir miyiz? Diye bir soru sormuş. Yani evet, test uygulanmıştı yani Eyüp abimize. İkisi de negatif çıkmıştı. Bir hafta arayla uygulanıyor testler. Ama tat ve koku kaybı var, eklem ağrısı var. Nasıl olabilir bu diye sorduğunu düşünüyorum ben. Evet. Yani maalesef testler de hani %100 doğru sonuç vermeyebiliyor. Yani testlerin güvenilirliği yapılan çalışmalara göre %50'ler civarında. Bu testlerin bir kısmı yine aynı aşılar gibi aciliyetten dolayı acil kullanım onayı alınmış, tam çalışmaları gerçekleştirilmemiş testler. Hatta çeşitli ülkelerde bu testlere karşı açılmış davalar var. En son Kıbrıs'ta bir hasta davayı kazandı. Yine başka ülkelerde de benzeri örnekleri var. Maalesef bu konuda da bir netlik yok. Ama biz sadece test sonucuna bakmıyoruz, belirtilere de bakıyoruz. Zaten hiçbir zaman sadece test sonucuyla karar vermek uygun bir şey değil. Yani klinik belirtiler ve biz hastayı muayene ettiğimiz zaman muayene sonucuyla klinik belirtilerle birleştirerek test sonuçlarını değerlendiriyoruz. Eğer durduk yerde bu arkadaşta koku kaybı varsa, mesela bir solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor olabilir. Aynı nezlede, işte faranjitte. Burada da mesela burunda ödem gelişir. İşte burun tıkanıklığı olur. Burun tıkanıklığı olduğu zaman koku kaybı olur. Ama bizim COVID'de gördüğümüz koku kaybı burun tıkanıklığı olmadan aniden gelişen bir koku kaybı. Ve uzun sürüyor. Yani bu haftalarca sürebiliyor. Hatta iyileşmeden sonra bile sürebiliyor. Ve bu koku kaybına karşı bir takım egzersizler öneriliyor. Özellikle işte bunun bir ilacı yok. Hani şey olarak bazı esansiyel yağlar koklanması, lavanta gibi, işte gül gibi, karanfil gibi esansiyel yağların her gün en az bir 10 saniye boyunca koklanması bu kaybedilen koku duyusunun geri gelmesi için yararlı oluyor. Bunu da söylemek isterim. Teşekkürler Osman Bey. Yasemin'in bir sorusu yani var. Arkadaşımız tedbiri elden bırakmaması lazım. Tedbiri bırakmaması lazım. Eğer kendisinde böyle bir solunum yolu enfeksiyonu olup da yoksa, burun tıkanıklığı yoksa, sadece tat koku kaybı varsa şüpheyle yaklaşıp tedbiri elden bırakmamasında fayda var. Evet. Peki. Yasemin Öcal'ın bir sorusu var. Merhaba, servisler ne sıklıkla dezenfekte ediliyor? Her kullanım sonrası dezenfekte edilmesi gerekmez mi? Araca sadece Murat abi tarafından dezenfektan sıkılıyor. Servis firmalarının da kendileri sürekli dezenfekte etmesi gerekmez mi? Servislerde çok uzun süre vakit geçirdiği düşünülürse günde iki kere yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar çalışmaya başladığımızda teşekkürler sunum için bu arada demiş. Arkadaşlar her vardiya dönüşünde servislerimiz dezenfekte ediliyor. Yani arabalar geldi. Arkadaşlar soyunma odasına gittiği anda
bizim üretim temizlikten, ofis temizlikten arkadaşlarımız solüsyonları, dezenfektan, sırt pompalarını alarak servislere giriyorlar ve dezenfeksiyonu sağlıyorlar. Ayrıca servis firmaları da yine kendi dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Onunla ilgili de bize geri bilgiler gönderiliyor. Tabii biz de takip ediyoruz. Bu soruya da ben böyle cevap vermiş olayım. Murat'ın bir sorusu var. Onur Bey, dezenfektanların uygulanmasının ofislerde daha sık ve yoğun yapılması daha etkili olabilir mi? Demiş. Buna da ben cevap vereyim. Yine aynı şekilde her vardiyada arkadaşlar, bizim ofis temizlikteki arkadaşlarımız ofislere dezenfektanlarla girip, hatta daha yoğun kimyasalların kullanıldığı temizlik sıvılarıyla girip tek tek sık kullanılan noktaları, masa üstlerini, kapı kollarını siliyorlar ve bunun için takip ettiğimiz bir checklistimiz var. Yani nasıl tuvaletlerin arkasında görüyorsunuz, buraya şu kişi girdi, şu saatte girdi ve temizliğini gerçekleştirdi. Aynı şekilde bu ofis noktaları olsun, fabrikadaki o sık kullanılan alanlar olsun, o bütün noktaların checklisti var elimizde ve tek tek arkadaşlar dezenfeksiyon işlemini uyguladıktan sonra oraya gidip ben hani burayı temizledim şeklinde o checklisti dolduruyorlar. Peki, buna da ben cevap vermiş oldum. Dinçer'in bir sorusu var. Hocam buna siz cevap verin. Yeni virüs belirti göstermiyor. Birden oluyor. Bunu nasıl anlayacağız demiş. Dinçer Şepik. Yok, belirti var yine, öyle düşünmeyin, ama daha hızlı yayılıyor. Yeni virüsün özelliği daha hızlı çoğalabilmesi ve bulaştırıcılığın daha yüksek olması. Aynı belirtileri veriyor aslında. Yani korona sonuçta yine aynı şekilde korona enfeksiyonunun belirtilerini veriyor. Ama bu kişiden kişiye de, eğer çok miktarda virüs aldıysanız o belirtiler daha belirgin oluyor. Ama daha az bir virüsle enfekte olduysanız, yani belki ayakta atlatıyorsunuz, çok fark etmeyebiliyorsunuz. Bu yine vücudun savunma sistemiyle de ilişkili. Eğer savunma sisteminiz güçlüyse, siz zarar verici, diyelim ki sigara gibi şeylerle iştigal etmiyorsanız, yani daha rahat atlatabiliyorsunuz. Yani herkes de çok farklı seyredebiliyor. Ama hiç risk almamak, hiç karşılaşmamak en iyisi. Çünkü sadece solunum yollarıyla ilişkili gibi düşünülen enfeksiyonun aslında sadece solunum yollarını etkilemediği, bütün sistemleri etkilediği ve buna da neden olarak damar sisteminde, endotel dediğimiz en iç tabakada bir enflamasyon, enfeksiyon geliştirerek orada pıhtı oluşturması öne sürülüyor. Ve bu pıhtı nedeniyle eğer böbrekte ise böbrek hasarı görebiliyorsunuz, beyinde ise beyin hasarı görebiliyorsunuz. Çeşitli mesela nörolojik sıkıntılar oluşabiliyor COVID sonrası veya COVID enfeksiyonu sırasında. O yüzden bizim risk almamamız gerekiyor. Yani hiç bulaşmamamız en güzeli. Eğer enfekte olduysak da vücudun savunma sistemini güçlü tutarak bunu en iyi şekilde atlatmaya çalışmamız gerekiyor. Bunun için beslenmemize, dinlenmemize, stres yönetimimize, egzersizimize ve ilaç kullanımı. Özellikle mesela Favipiravir, bu devlet tarafından verilen ilacın mutlaka uygun şekilde kullanılması önemli. İlk 5 günde özellikle virüsün replikasyonunu, yani çoğalmasını önlediği için enfeksiyonun daha hafif atlatılmasını sağlıyor. Teşekkürler hocam. Son 2 dakika arkadaşlar. Bir tane de sorumuz kaldı. Tabii ki varsa yine soru alabilirim. Zamanı çok iyi değerlendirdik. Emel sormuş, Emel Koca. Merhaba, PCR testlerinin zararları haberleri hakkında ne düşünüyorsunuz Osman Bey? Max test limiti var mıdır? Teşekkürler. Yani PCR testi gerekmedikten sonra hani talip olunabilecek bir test değil. Yaptıranlar bilirler. Usulüne uygun yapıldığı zaman insanın gözünden yaş gelir. Yani gerçekten unutmaz onu o kişi.
Ama ben görüyorum bazı arkadaşlar çok böyle istekliler. Yani bakıyorsunuz çok şey yok ama yine de hani ne olur ne olmaz gibi şey yapıyor. Yani gereksiz şeyi de yapmamak lazım tabii. Dengeyi her alanda olduğu gibi bu alanda da gözetmemiz gerekiyor. Yani çok aşırıya kaçmamamız gerekiyor. Tabii bunun da hani sıkıntılı şeyleri var. Yani bir arkadaşımız sabaha kadar dedi işte ağzından kan kokusu geldi dedi. Belki tahriş olabilir, şey olabilir. Sonuçta hani burnuna, boğaza şey yapıyor. Ama tabii zarar açısından sadece o yönüyle zararı olabilir. Yoksa herhangi bir ilaç verilmiyor, bir şey yapılmıyor. Sonuçta bir oradan bir örnek alınıyor. Gerektiğinde yaptırmak lazım ama gereksiz de şey yapmamak lazım. Yani talip olmamak lazım diye düşünüyorum. Peki, bu arada iki soru daha geldi. Hemen hızlıca onları da sorayım. Pozitif olup atlatanlar ileride bir kalıcı hastalık oluşturur mu acaba demiş Dinçer. Yani inşallah olmaz. Şu an çok bilinmeyen bir enfeksiyonla mücadele ediyoruz. Sürekli takip ediliyor bu hastalar. İleride mutlaka bunlarla ilgili araştırma sonuçları yayınlanacaktır. Biz de bilgi edindikçe sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama sonrasındaki problemler için ek rahatsızlığı olan, ek hastalığı olan arkadaşlarda, kronik hastalıkları olan kişilerde bu problemlerin gelişme olasılığı daha yüksek. Bir de eğer koruyucu tedbirler alındıysa, örneğin aspirin kullanımı gibi, kan sulandırıcı gibi, yani damar hastalıklarını ortadan kaldıracak tedbirler alındıysa şey olmaz diye düşünüyorum. Yani ileri daha sonra sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hocam tam kapatıyoruz dedik. Sorular ardı ardına gelmeye başladı. Ben sizin biraz daha vaktinizi alacağım. Sıkıntı yok. Bence de gelsin yani. Önemli olan soru gelmesi. İyi bir şey. Aynen öyle. Mustafa Göğe Bakan sormuş. Onur Bey, illa hasta olmayı beklemeden normal zamanda da ara ara tuzlu suyla gargara yapmak faydalı olur mu? Yani koruyucu olarak çok bir şeyi yok yani tuzlu suyla gargara yapmanın. Ama hani boğaz enfeksiyonlarında falan önerilebiliyor tuzlu suyla gargara yapma. Fakat COVID'e karşı özellikle koruyucu bir şeyi yok. Fakat buruna tuzlu su çekerek burnu temizlemek belki zaman zaman hani burunda oluşabilecek birikintileri gidermek açısından yararlı olabilir. Ama özel bir şeyi yok yani tuzlu suyun koronaya karşı özel bir koruyuculuğu yok. Peki. Feridun sormuş, Feridun Akyüz. Fabrikamız içinde çok sık dezenfektan noktası var. Ama girişlerde turnikeleri geçtikten sonra püskürtmeli bir sistem yapılsa daha iyi olmaz mı? Çünkü fabrikamızda çok sayıda ziyaretçi girişi oluyor. Ne dersiniz Osman Bey? Sistem derken ben bazı şöyle, yerlerde gördüm. Bir zaman böyle tüneller bir kabin yapmışlar. Evet, sağdan soldan yukarıdan dezenfeksiyon götürülüyor. Evet. Onun içinden geçerek gidiyorsunuz. Evet, evet. Ama o çok sağlıklı bir sistem değil. Yani bu kişilere temas etmemesi gerekiyor dezenfektanların. Sadece işte yüzeylere şey yapmak için kullanılıyor. Bir ara öyle bir furya başladı. Hatta bazı belediyeler falan böyle işte tüneller, dezenfektan tünelleri falan oluşturdular. Ama o kesinlikle önerilmiyor ve sağlığa zararlı etkileri olan bir şey. Sonrası gelmedi yani. Bir ara öyle bir şey oldu yani furya oldu. Böyle bir şey direkt insan vücuduna uygulanması uygun değil o dezenfektanların. Evet, biz de bu ilk çıktığında araştırmıştık fabrikaya yapalım mı diye. Sonuçta orada kullanılan dezenfeksiyonun solunduğunda zararı var. Yani MSDS'lerine işte malzeme kullanım bilgi formlarına baktık. Kesinlikle solunulmaması gerekiyor. Dolayısıyla evet, o işten biz de vazgeçtik.
pandeminin daha ilk başında araştırmıştık. Süleyman sormuş, her sene vurulduğumuz grip aşısı ile ilgili durum ne durum, ne aşamada şu anda diye sormuş. Bu sene orada bir kriz olmuştu hatırlarsanız. Evet. Şimdi grip aşıları her sene işte yaz aylarında falan geliştiriliyor ve bir önceki senenin en fazla salgın yapan 2-3 türüne karşı yapılıyor ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu onay alındıktan sonra uygulamaya başlanıyor ve uygulama zamanı olarak da Eylül-Ekim ayları öneriliyor. Yani siz bunu Ocak ayında yaptığınız zaman, Şubat'ta, Mart'ta yaptığınız zaman çok bir esprisi kalmıyor. Çünkü o dönemde zaten enfeksiyon yayılmış oluyor. Sizin daha sonra yapacağınız aşı bu yeni tür karşı etkisi olmadığı için bir anlam ifade etmiyor. Şu anda mesela oluşabilecek grip vakaları, grip virüsü ne karşı etkisi yok bu aşıların, grip aşılarının. Bunlara karşı bu yaz döneminde çalışma yapılacak. Şu anki virüslere karşı aşı geliştirilecek ve bunun uygulaması da Eylül-Ekim ayında olacak ki Kasım, Aralık, Ocak ayını rahat atlatabilirim diye. Sorular bitti ama ben bir soru sorayım hocam. Peki bu aşıyı olmak tabii ki korona açısından faydalı değil ama tavsiye eder misiniz? Grip aşısı mı? Evet. Grip aşısı biliyorsunuz hani zaten bulunamadı, piyasada yoktu. Biz sezon başında uğraştık biliyorsunuz Eylül-Ekim gibi. Yeterince gelmedi. Daha sonra da eczanelerde de satılmadı zaten. Devlet eliyle sadece risk gruplarına devlet tarafından yapıldı grip aşıları. Biliyorsunuz kalp hastaları, 65 yaş üstü kronik hastalığı olan kişiler risk grubunda olduğu için onlara uygulandı. Yani normalde mesela arkadaşların çoğu biliyorum ben 3 sene önce, 2 sene önce, 5 sene önce grip aşısı olmak istemiyorlardı. Ama bu sene yoğun bir şekilde grip aşısına talep oldu. Halbuki mesela risk grubundakiler için tamam. Ama tabii toplu çalışılan yerlerde biz öneriyoruz zaten imkan varsa ama tedbirlere uyduktan sonra ekstra bir şey sorun değil yani. Peki bir soru daha geldi Eyüp Doğan'dan. İlk zamanlarda önlemlerimiz içerisinde makine başlarında dezenfeksiyon pompaları vardı. Şimdi yok, koyulabilir mi? Makinalarda dezenfeksiyon noktası var ama ben lemanik biri bir daha bir kontrol edeyim. Orada da olması lazım. Yoksa da hemen tamamlayalım tabii ki. Peki. Şu ana kadar gelen tüm soruları sordum arkadaşlar. Başka da soru yok anladığım kadarıyla. Varsa da alabiliriz. Tamam. Ben bir şey söyleyeyim. Tabii. Eğer şeyse. Kapalı alanlarda risk artıyor. Özellikle yeme içme alanlarında, yemekhanede, çay alanında. Çay içerken maskemizi indirdiğimiz zaman, yemek yerken maskemizi indirdiğimiz zaman risk çok yükseliyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalar bulaşmaların %99'unun kapalı alanda gerçekleştiğini göstermiş. Sadece %1'i açık alanda bulaşmış. Dolayısıyla açık alan önemli. Havalandırma çok önemli. Mümkünse evlerimizde, iş yerlerimizde sık sık havalandırma uygulayalım. Ve içerideki ortam havasının dışarıya taşınmasını sağlayalım. Taze havanın içeri girmesini sağlayalım. Bu şekilde tedbiri elden bırakmayalım ve her şeyde dengeyi gözetelim. Ne ruhsal hastası olacak kadar korona ile yatıp kalkalım ne de çok gevşek olup ihmalkar olalım. Gerçekten eğer tedbirlere uyulursa korkulacak bir şey olmadığını tecrübelerde gösteriyor. Gerçekten
bu kliniklerde olsun, şeyde olsun, daha büyük riskli alanlarda çalışanlar da bile bu tedbirlerin çok çok önemli olduğu ortaya konmuş durumda. Benim söylemek istediklerim bunlar: korunmak için sosyal mesafe, izolasyon, maske, hijyen, bunlara dikkat edip solunum sistemimizi güçlü tutmak için dengeli beslenme, uyku düzenimize dikkat etme, stresten, aşırı stresten tabii uzak kalma, düzenli egzersiz yapma ve yeterli sıvı, kaliteli sıvı tüketme alışkanlığını edinmemiz gerekmekte. Peki Osman Bey, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Chat ekranında da, sohbet ekranında da arkadaşlar teşekkürlerini iletiyorlar, görüyorum. Çok sağ olun. Burak Bey, o zaman ben son olarak sözü size veriyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Osman Bey çok güzel anlattı. Ekleyecek bir şey yok tabii ki. Ben hem sana hem Osman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sadece lütfen dikkatli olun arkadaşlar. Hem kendimiz için, hem şirketimiz için, hem ailemiz için, herkes için dikkatli olmakta fayda var. Sayılı gün geçer. Az kaldı. Atlatacağız inşallah. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Peki. Herkese o zaman teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi geceler, iyi akşamlar. Hoşçakalın.